Merhabalar herkese. Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Bir etkinlikle daha karşınızdayız. Bugün Caner arkadaşımız bize Kotlin'den Android temellerini anlatacak. Bu etkinliği daha sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Android takımları kurmayı, eğitimlerimizi daha detaylı, daha karmaşık konular hakkında geliştirmeyi planlıyoruz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Ben sözü direkt Caner'e bırakayım. Teşekkür ederim Yasin. Herkes hoş geldi tekrardan. Ben Caner Türe, jeofizik mühendisi 4. sınıf öğrencisi. Bölümün pek ilgisi olmamakla birlikte yazılımla ilgileniyorum şu an. Son 1-2 senedir bu işin içerisindeyim. Java ile başladım. Android dünyasına giriş yaptım diye. Daha önce C Sharp ve Python dilleriyle de ilgilenmiştim. Daha sonrasında Android'in eğlenceli olduğuna karar verip bu dünyaya giriş yaptım. Ve en sonunda Kotlin diline geçiş yapmış bulunmaktayım. Kotlin diline niye geçiş yaptın diye soran arkadaşlar olabilir. Öncelikle kolay yazımı anlaşılırlığı Java diline göre daha güvenilir olması sebebiyle bu dili kullanmaya başladım. Ben de daha yeni geçiş yaptım. Hatalarım olursa affola o yüzden. Java kısmına çok benzer. Geçiş yapmak isteyen herkes için baştan korkmaması gerektiğini söyleyeyim. Bana göre benim kafamda sadece Java'dan daha kolay bir şekilde yazılıyor. En büyük farklardan birisi bu. Diyerekten ekranımı alabilir miyim ben? Yasin. Görünüyor değil mi şu an? Ekran paylaşımı yaparsam gelecek. Bir şöyle yaptım. Şu an Tamam mı? yükleniyor. Aynen geldi şu an. Teşekkürler. Bugün sizlerle Android'in temeline giriş yapacağız. Yani hiç bilmeyen birisi bile bu eğitimle birlikte bir nebze olsun kafasında fikir oluşabilecek. Yasin de dediği gibi sınav haftasından sonra gibi planlıyoruz bunu. Çünkü üniversitemizin sınav dönemine giriş yapacağız. Bir sonraki haftadan sonra bir sonraki aşamalarla beraber geliştirmeye başlayacağız sizinle birlikte. Hatta kafamızda bir takım kurma planı da var. Hep beraber öğrenip, hep beraber geliştirip, belki hiç bilmeyen, belki benden daha iyi bilen arkadaşlarla birlikte bir yola girmeyi planlıyoruz. Diyerekten başlayalım. Öncelikle Google'ın bize sunmuş olduğu pathway'ler üzerinden ilerleyeceğiz. Sizden de bu şekilde ilerlemenizi istiyorum, tavsiye ederim. Kotlin Playground üzerinden ilerleyeceğiz öncelikle. Android Studio kullanmayacağız başlangıçta. Şimdi bilgisayarında yüklü olan olabilir, olmayan olabilir. Biraz da sıkıntılı bir süreç olduğu için yüklenmesi. Kimseden açmasını ya da indirmesini istemedik öncesinde. Yasin'cim işte Kotlin Playground'un linkini atabilirsen chat'e sevinirim. Benimle birlikte şu sayfanın linki. İlerlemek isteyen arkadaşlar olursa. Önce tavsiyem de Kotlin Playground'u da şu an kullanmamanızı istiyorum. Sadece dinleyelim. Zaten videonun tekrarı olacak ileride. Tekrar ede de buradan da yazabilirsiniz. Android Studio'yu yükleyerek de ilerleyebilirsiniz. Şu an acelenin bir anlamı yok diyorum ve ilk pathway'imizden başlayalım. Şöyle kapatayım. Welcome to Android Basics in Kotlin diyor. Burada Kotlin'e giriş yapanlar için bir tanıtım videosu niteliğinde bir video var. Bu pathway'i hazırlayan arkadaşların hazırladığı bir video. İngilizce içeriklidir. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü her pathway'in sonunda bir quiz var. Bu pathway'leri de tamamlayarak badge'ler kazanabilirsiniz. Onları profilinizde gösterebilirsiniz. Sizin için de ekstra katkı olur. Ayrıca kendinizi geliştirmek adına da bu quizleri çözmenizi tavsiye ederim. Kotlin'in temelleri diye videomuzu izlediğinizi varsayıyoruz. Şu an bunda vakit kaybetmeyelim. Bu da diğer bir videomuz. Biz direkt Kotlin'e giriş yapmak amacıyla şöyle Write your first program diyor. Kotlin'e ilk programınızı yazın diyor.
Burada da bize Kotlin Playground'ı açıklıyor zaten. Linkini vermiş. Şimdi klasik her yazılım uygulamasına, her dile giriş yaptığımızda bizden bir Hello World yazdırmamızı isterler. Şöyle Play dediğimizde aşağı direkt çıktısını alabiliyoruz. Şimdi bu Hello World dediğimiz yapı, daha doğrusu genelden aşağı doğru inelim. Function dediğimiz, fun dediğimiz yapı nedir? Ne anlama gelir? Function adı üstünde fonksiyon, yani bir işlev. İçine yazılan her şeyi, her kodu bize çıktısını vermesini sağlayan bir fonksiyondur. Adı üstünde zaten işlev. İçine yazılan verilerin çıktısını sağlamayı amaçlar bizlere. O yüzden de içine println yazdırdığımızda, hello world dediğimizde, çalıştırdığımızda bize hello world yazısını getirir. Bunu parantez içinde yazdırmak istediğimizi varsayalım. Bir değişiklik yapalım. Görüldüğü gibi hello world yazdırdı bize. Şey sorabilir miyim? Kotlin uygulamaları direkt varsayılan olarak örneğin mesela Java'daki gibi main fonksiyonunu mu çalıştırıyor direkt entry point olarak? Yoksa bu şu ana buraya özel bir örnek. Yani normalde Java'da direkt açtığınızda Android Studio'yu onCreate sınıfı çağırır otomatikman. onCreate'den kastımız açıldığında ne olmasını istedi. Aslında bu da bir main fonksiyon olarak görülebilir. Çünkü zaten main olmadan, yani sen o onCreate'in içine bir şey yazmazsan o sana çıktı olarak geri dönmez. Zaten Kotlin tarafında da biz Android Studio'yu açtığımızda direkt orada fun main görmeyeceğiz. Class onCreate yapısını göreceğiz başlangıçta. Ya bu bir ana fonksiyon aslında temel olarak. Yani fun main demek istediği ana fonksiyon. Benim buraya altına gelip de başka bir child diyelim. Küçük fonksiyon olsun buna. Şöyle. Bunun çalışması için benim bunu gelip burada çağırmamız gerekir. Child diye çağırmamız gerekir. Yani main'in mantığı budur. İçine ve altına yazılan her şey sadece bunun içinde çalışır. Ben buraya bunu yazmadığım zaman burada bir çıktı alamam. Özetle yapımız bu şekilde. Zaten class'lara da geleceğim ileride. Onun dışında string ve integer yapılarından bahsedelim. Şunun printer'in içine yazdığımız şu anki yapı zaten bir string yapısı. String yazı demek, dizi demek. Dize demek daha doğrusu, dizi değil. Bu her programlama dilinde mevcut olan bir yapı. Bir diğer yapımız da bizim integer yapıları. Integer'lar da adı üstünde tam sayılar. Onun da çıktısını bu şekilde hello world altında da 10 şeklinde alabiliyoruz. Bunu çift tırnak içerisinde yazmıyoruz. Bu sadece string'lere özel bir yapı. Şu anlık en azından daha başka yapılar görmediğimiz için. Bunun gibi başka yapılar da var. Double olsun, float olsun. Onlara daha ileriki zamanlarda geçeceğiz. Şu an temel kullanacağımız iki yapıyı öğrenmiş olduk. Ve bunu burada println'i kullanma amacımız bunu bir kere ekrana yazdırmak istedim şu an. Fakat ben diyorum ki ben bunu bir değişkene atamak istiyorum. Sadece burada bir kere yazdırmayayım. Daha ileride daha büyük uygulamalar göreceğimiz için bunu bir değişkene atayım ben. Daha farklı yerlerde tek seferde kullanmak istiyorum. Bir değişken adını. Her seferinde println hello world yazmayayım ben. Onun için de val diyoruz. Buraya da örneğin hello message diyelim. Geldik içine. Buraya da geldik. Hello world. Virgülümüzü de koyalım. Daha sonra bunu yine bu şekilde gelip hello message ile yazdırabiliyoruz. Artık bunu kullanmamıza gerek kalmadı şimdilik. Ben diyorum ki bunu sadece println'le de değil, başka yerlerde kullanmak isteyeceğimiz için hello message adında bir string oluşturdum ve içine hello world yazdırarak bunu daha sonra da başka yerlerde kullanmamızı olanak sağladım. Aynı şekilde buraya val deyip örneğin sayı diyelim. 10 dediğim anda da bu da bir bizim integer değişkenimiz oldu. Şunu aynısını aşağıya kopyalayıp gidersek
sefer de bize onu yazdırmış oldu. Şunu sildiğimiz zaman da net görebileceğiz. Hello World ve sayı. Ardından bir diğer iki kavramımız var. Val ve var. Şöyle yapalım. Öncelikle şundan bahsedip ondan sonra vala geçelim. Shift slash yaptığımızda bunun içerisinde biz ne yazarsak yazalım. Bu bize çıktı olarak dönmeyecek. Bu sadece yazılımcının, programcının, örneğin benim şu an bu kodu yazarken burada örneğin altına ne yazdığımı kendim hatırlamak amacıyla tuttuğum bir not diyebiliriz. Örneğin aşağıda print elenleri şöyle biraz garip olacak ama print elenleri çalıştırıyorum diye. Daha sonra da ben çok büyük çaplı uygulamaları da bazen uygulamaları başka insanlarla da paylaşmamız gerektiği zaman hani sadece tek yazılımcı olmuyoruz bazı şirketlerde. İnsanların da anlayabilmesi amacıyla anlaşılabilirliği arttırması amacıyla böyle bir yapı kullanıyoruz. Bu sadece bir not dediğim gibi. Bunun bir çıktısı yok bize. Ardından gelelim. Şöyle bir başlık atalım. Val yani value. Value dediğimiz şey nedir? Değer. Yani değiştirilemez. Yani ben buraya gelip de val sayı 2 diyeyim. Ya da şunu silelim. 10 dediğimde daha sonrasında bunu tekrardan örneğin 11 yapmak istedim. Burada bir hata alacağız. Cannot be reassigned diyor. Yani değiştiremezsin diyor. Bu bir value diyor. Ama şöyle de bir yapımız var. Var. Şöyle variable anlamına geliyor. Bu da değişken demek. Bu da değiştirilebilir. Aslında ikisi de şöyle bir yazayım. Varsay 2 diyelim buna da. Buna da 20 diyelim. Aslında baktığınızda ikisi de bir değişken yazılım kavramında. Ama bu değiştirilebilen, değiştirilemeyen değişken anlamına geliyor. Bu değiştirilebilen değişken anlamına geliyor. Basitçe kafanızda böyle oturtabilirsiniz. D2 dediğimizde bunu 22 yapmak istediğimizde. Şimdi şunları bir silelim isterseniz. Şunu yazdıramıyoruz. Sayı 2 dediğimizde gördüğünüz gibi ben bunu sonradan 22'ye çevirdiğim için bu sayı 22'ye dönmüş oldu. Kısaca var ve val kavramlarını da tanımış olduk hep beraber. Burada val'ı mesela diğer dillerdeki constant'lara benzetebilir miyiz? Aslında hemen hemen aynı şey denebiliriz. Yani geçen de sabit. Evet senin eğitiminde de kullanmıştık sanırım onları constant'ları. Buradaki val biraz da onlara benziyor. Aslında burada da bir constant'ı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok ya katı olduğu için sen de bilirsin zaten. Hiç değiştiremem bir şey benim bildiğim kadarıyla. Hiç kullanmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Var ve var dışındaki şeylere. Ama dediğim gibi konseptine benziyor. Tamam. Sizin taraftaki karşılığı diyebiliriz buna. Şimdi devam edelim buradan. Temel bilgileri verdik. Demiş ki fun main fonksiyonlarından bahsetmiş. Ben bunlardan zaten bahsettim. Happy birthday yazdırmış. Biz de yazdıralım. Çünkü zaten birazdan bir pasta işine girişeceğiz beraber. Biz Türkçe devam edelim. Bu arada atlamadan. Burada Kotlin'de değişkenleri benim burada sayı yazdığıma bakmayın. Benim alışkanlığımdan dolayı. Kotlin'de sayı da yazabiliyorsunuz. Ya da gelip buraya değişken de yazabilirsiniz. Ama bu Kotlin özel bir şey. Kotlin dışında bir yerde görmedim. Onun için ben alışkanlığım gereği böyle değişken olarak yazıyorum bunu. Ama Kotlin'in böyle bir avantajı var size. Önerir miyim? Ben tavsiye etmem diğer dillere geçişte sıkıntı yaşatabilir. Yasin de iyi bilir zaten. Kullanmayı pek tercih etmiyorum o yüzden. Şöyle mutlu yıllar. Bazen çok sıkıntılar çıkabiliyor ya. Evet. UTF-8 dışındaki karakterler çoğu zaman sıkıntı çıkarıyor. Aynen. Hele de yerini unuttuysan onun bittin yani. Geldik. Alt alta yazdırmış bana bunları. Printelen. Şimdi print ile printelenin farkından bahsedeceğim. Tam yeri gelmişken. Yasin diyelim. İsmimiz Yasin olsun. Yasin yaşın kaçtı? 19. 19 diyelim. Sen 19 yaşındasın. Yazdıralım buraya. Bir de ünlem koyalım.
Dikkat çekici bir bilgi. Mutlu yıllar dedik. Altına Yasin dedik. Altına da sen 19 yaşındasın dedik. Ama ben buraya gelip de print elen değil de print yazdırsaydım ne olurdu? Gördüğünüz gibi mutlu yıllar aşağıya geçmeden veya bir boşluk bırakmadan Yasin yazdı. Niye? Farkı ne bunların? Print dediğimiz şey, daha doğrusu print elen dediğimiz şey print line. Yani satır. Satır yazdırıyoruz onu. O yüzden kendisinden sonra bir alt satıra iniyor. Print elenin öyle bir farkı var printten. Ben bunların hepsini print yapsaydım, üçünü de yan yana bana yapıştırmış olacak. Onun yerine print elen kullandığınız takdirde bir sonraki yazacağınız neyse artık o hemen alt satırdan devam ediyor. Ama bunları kullanmak yerine şöyle de yapabilirsiniz. Sonuna gelip slash n koyduğunuz zaman, buraya Yasin yazdığınız zaman bir alt satıra geçecek. Yani şu iki satır aslında benim burada yazdığım tek satır. Bu slash n'i daha çok webciler değil, kullanmışlığı vardır. Orada br komutu da var sanırım, değil mi Yasin? Yanlış hatırlamıyorum. Br HTML'e bir yeni satır enjekte etmek için kullanılıyor. Ama bu ters slash n hemen hemen her dilde var. Aynen. Değil mi? Ha, tamam. Ben çoğunlukla slash n'i kullanıyorum dediğim gibi. Çünkü böyle tek tek daha fazla kod yazmak yerine hepsini tek satırda belki görüntü olarak slash n aralarda karmaşık gibi gözükse de bence daha basit bir yapı. Alt alta yazdırdık. Burada bir ayrıntıya değinmiş. Buralara çift tırnak koymazsanız ki bahsetmiştim az önce. Bir hata verecek. Yanlış referans. Çözüleme. Niye? Çünkü stringler çift tırnak içerisinde yazılmak zorunda. Ardından solution code diyor. Yani en son geldiğimiz nokta bizim. Peki tek tırnak geçerli mi? Tek tırnak geçerli mi? Mesela shift yani, 2 kullanarak yazdığımız. Tek tırnak aslında Java tarafında var diye hatırlıyorum. Hatta PHP'de kullanmıştım her zaman. Ama şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Bazen string içine üstten virgül yaptırmak istediğimizde, yani tek tırnak kullanmak istediğimizde sen bütün stringleri tek tırnak kullandığı zaman bu sefer o üstten ayracı kullanamıyorsun içeri. Öyle yanlışlıklar doğurabileceği için genelde stringleri çift tırnak yazdırılması ister. Ya da kullanılır diye. Başka bir soru var mı bu kısımda? Şimdi bu kısmınız bitti. Bunları da daha sonrasında okumanızı tavsiye ederim. Burada işte ne öğrendik en son? Daha fazla öğrenmek için ne yapabiliriz gibi. En sonunda kendinizi pratik yapmak amacıyla bir aşamamız var. Ayşe bir soru sormuş. Evet. Tekrardan iyi yayınlar. Bir şey soracaktım. Kotlin Android'e başlamak için iyi bir seçenek mi demiş. Kotlin bence şu anlık, ben de tabii geçmişim Java kadar olmasa da bence en iyi başlangıç diyebilirim. Yani niye en iyi diyorum? Yani Flutter'ı falan görmedim bu arada. Serkan burada mı bilmiyorum. O bu konuda da benden profesyonel. Java'dan çok daha iyi bir seçenek olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kolaylığı açısından, yazımının daha az ve anlaşılır olması açısından ve yine bir arkadaşımın tabiriyle seni elinden tutup götürebilmesi yardımı açısından çok daha faydalı bir dil olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Kotlin. Evet. Teşekkürler soru için. Teşekkür ederiz. İlk programımızı yazdık. Sonra create a birthday message in Kotlin diyor. Burada mesajlarımız biraz değişecek. Birazdan da pasta yapımına geçeceğiz hemen arkasından. Mutlu yıllar. Yine biz Türkçe devam edelim. Mutlu yıllar. Yasin dedim. Sonra demiş ki sen artık 20 yaşın, 19 yaşındasın diyor. Altına da demiş ki 19 kullanmak için diyelim. En iyi yaş diyoruz. Şöyle basit bir çeviri yaptık hemen. Şunları da bir yazdırıyorum. Alt alta yine yazdırıyor gördüğünüz gibi. Ardından bizden bir pasta yapmamızı istiyor. Hemen hızlıca bir pasta ekleyelim. Diyor ki şu yazının altına
arasına bir paste ekledim. Gördüğünüz gibi burada da az önce dediğim comment satırları, yorum satırlarını yine burada kullanın diyor. Diyoruz ki buraya kök çizeceğim ya da çiziyorum ya da çizmekteyim yazabilirsiniz. Nasıl hatırlamak isterseniz o kısım. Geldik buradan 3 satır boşluk bıraktım ben. 5 tane de pastanın, mumların ateşini koyduk buraya. Simetrik olması açısından 3'er satırı bıraktık. 3'er satırı bıraktık. Bu sefer de alt yere yıldızın bir sağındaki tuşun adını bilemiyorum şu an. Bir çizgi koyduk. Evet. Yine print align yaptık. Kat kat gidiyoruz gördüğünüz gibi. Geldik buraya. Burada bir satır boşluk bıraktık. Eşittirlerimizi koyduk. Bir satır da buradan bıraktık. Aşağı indik. Hızlı hızlı yazıyorum burada. Sıkılmayalım. Pastamızı bitirmeye başladık artık. Şimdi şurada ben bunları kullanmayacağım. Şöyle gideceğim. Buradan. Pastanın üstünde adım yazacak daha güzel. Evet, az kalsın onu yaparım. Ben yine yaparım ama unutma. Özelden. Bu şekilde yaptığımızda ardından da print elen dipine daha önce de söylemiştik. Şöyle bir yapı yaptığımızda aşağı bir boşluk bırakmış oluyoruz. Şöyle bir çizdirelim. Gördüğünüz gibi mutlu yıllar Yasin. Yasin'in pastası da burada hazır. Altına da bir satır boşluk bıraktık. Sen artık 19 yaşındasın dedik. Kutlamak için yeni yaş dedik. Ve doğum günü pastamız hazır. Ardından bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi burada ilk bölümde de anlattığım val yapılarını kullanacağız. Burada pastamızla ilgili işlem var mı? Var. Şimdi burada ben burada bunları daha önce de anlattığım gibi elle de yazabilirim böyle. Ama hem burada iki kere elle yazmak yerine hem de programın başka yerlerinde tekrar tekrar kullanmak için bir değişken atamak istiyoruz bunu. Bunu da ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi val veya var ile yapıyoruz. Geliyorum buraya en üstüne. Val diyorum, yaz diyorum. Ne demiştik yaşa? 19 diye tanımladık. Bunu geldik. Burada string'in içine ben 19'un olduğu yere ne yapmak istiyorum? Yası koymak istiyorum. Ama gelip bu şekilde yazarsam onu direkt 19 yerini buraya yapıştırmayacak. Çünkü bunu string olarak algılıyor. Bunu Kotlin dilinde basitçe şöyle dolar işareti ve süslü parantezin içine değişkenin adını yazdığımız takdirde string'in içinde olsa bile bu Kotlin burayı string olarak değişken olarak algılıyor. Ve o değişkenin sonucunu bize yazdırıyor. Bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Geldik buraya bir string yazdık. Artı dedik. Toplama işlemi yapıyoruz. String'de toplama yapıyoruz. Yaz dedik. Artı dedik. Şu şekilde. Geldim bunu da. Bir tane fazla oldu orada. Yani. Geldim buraya. Bu şekilde de yazdırabilirim. İlk baştaki çok daha güzel görünüyor. Ya. Ben her türlü ilk baştakini tercih ederdim. Aynen. Hem bu daha karışık burada çünkü bazen artı unutuluyor, bazen şunu yanlış yapıyoruz falan bir sürü sıkıntı doğabiliyor. Yani basit de olsa gereksiz bence kullanımı. Onun için Kotlin'deki bu güzel özelliği kullanarak şuraya koyamadık. Tamam. Buraya yaz değişkenimizi ekleyerek sen artık 19 yaşındasın diyoruz. Basitçe. Ardından bir de bunu yıl değil de gün üzerinden yapıyoruz. Şimdi bir matematiksel işlem kullanalım. 19 çarpı 365 diyoruz. Bakalım yani kaç gündür aramızda. Ama artık buraya yaşındasın diyemeyiz. Sen artık günlüksün diye. Sol tarafta takip ettiğin yerin linkini istiyor arkadaşlar da. Onu atabilir miyiz? Tabii buyur. Android Basics in Kotlin kurs diye link yapıştırmıştım ben. Gönderebilirsen sevinirim. Tamam. Unutmuşum, affedersiniz. Onları zaten kurs sonunda da ileteceğim bu arada. Kimsenin şüphesi olmasın.
Daha sonra zaten kendiniz izleyip kendiniz bunları buradan aynı benim yaptığım gibi bakarak, deneyerek ilerlerseniz çok daha iyi olur sizin için. Burada dedik ki 19x365 gün cinsinden yazdıralım. Şu cümleyi kullanmaya geçtik artık. Mutlu yıllar yağsın, sen artık 6935 günlüksün dedik. Garip bir cümle oldu. Matematiksel işlemimizde kullanmış olduk. Ardından geliyoruz. Artık buradaki Yasin'i de şuradaki Yasin'i de diyoruz ki biz bir değişken atıyorum. Elle yazmayalım. Geliyorum buraya. Isim dedim. Geldim. Yasin dedim. Aynı şekilde az önce aşağıda kullandığımız gibi buraya gelip şöyle bir yapıyı kurup içine isim yazdığımızda yıllar Yasin'i görmüş olduk yine. Ama ne oldu? Burada Yasin yazmadı. Atadığım değişkeni ben buraya koymuş oldum. Onun dışında söylemek istediğim şey. Bu arada var kullanmamın sebebi şu an üstünde bir değişiklik yapmadığım için verilirim. Var kullanmama gerek yok. Zaten bunu da denedikçe görmüş olacaksınız. Başlarda her şeye var yazıyorsunuz. Sonra hata aldıkça var'a devam ediyorsunuz. Bir de temizlemiş olalım. Bir sonraki aşamada. Şimdi yine main fonksiyonumuzun içine bu sefer border'la birlikte banner border üstüne ve altına bir kenar eklememizi istiyor bizden. Bunu da yine println ile şöyle uzunca bir yazalım. Güzel. Yıllar Yasin diyoruz. Ardından println deyip aynı şekilde şunu da kopyalayabiliriz içine. Bu şekilde yazdırdığımızda mutlu yıllar Yasin yazısını görüyoruz şu an. Üstünde ve altında şöyle yaptığımız zaman daha tatlı olacak. Aynen. Tam bir banner oldu şu an elimizde. Tam bir banner var. Bu şekilde çizdirebiliyoruz. Fakat diyorum ki az önceki mantığa geliyoruz yine. Kodları daha kullanılabilir. Daha efektif kullanabilmek amacıyla. Ben diyorum ki bunu da otomatik yazdırayım ben. Niye böyle elle yazayım dedik. Çünkü bunu ya da bunun gibi ya da bundan daha karmaşık yapıları böyle tek tek elle yazmak çok zor iş. Yapılar büyüdüğünde. Diyorum ki ben buraya kenarlık diyeyim ben. Kenarlık çiz. Kenarlık çiz diye bir fonksiyon yarattım. Ben bunu hatırlamak istiyorum daha sonrasında. Hatırlayabileceğim şekilde yazmak istiyorum. Şu yazış biçimine de fonksiyonun ilk kelimesi küçük harfle başlıyor. İkinci kelimesi büyük harfle. Camel case deniyor. Yani deve kılıfı. 3 tane değişken yazış biçimi var sanırsam. Benim en sevdiğim, beğendiğim bu. Tabi bazı yerlerde kullanmak da gerekiyor. Mecbur da bırakıyor. Ama genelde bu kullanılır diye biliyorum. Geldik kenarlık çizdik. Bizden ne istiyor? Diyor ki şu üstte yaptığın yapıları aşağıda bir fonksiyona ata ve bunları fonksiyon yapsın. Sen yazma. Ne uğraşıyorsun sen bununla. Bunun içinde bizim bir yapımız var. Repeat. Zaten İngilizceden gelen bir yapı direkt. Tekrar et. Tekrarla. Ne demiş? 23 kere tekrar etsin. Biz de 23 kere. 23 kere neyi tekrar etsin? Print diyoruz. Eşittir diyoruz. Ben gelip buraya println yaparsam. Hep println kullandım çünkü. Şuraya da gelip en başta da söylediğimiz gibi direkt burada kullandığımız fonksiyonun ismini buraya yazdığımız takdirde ben diyorum ki main'e gir, başla, ne yap? Kenarlık çizi çalıştır. Sonra println bunu yazdır. Sonra kenarlık çizi bir daha çalıştır. Demiş oluyor. Ama gördüğünüz gibi println kullandığım için her seferinde kendisinden sonraki aşamada bir alt satıra geçtiği için ne yaptı? Eşitleri alt alta yaptı. Basitçe şöyle print yaptığınızda görmüş olduk ki yan yana yazıyor. Ama yine bir yeri kaçırdık. Nereye? Bu sefer de şu bittikten sonra alt satıra geçirmediğimiz için bir sonraki aşamayı yanına yazdırmış olduk. Onun için gelip buraya println diyoruz tekrar. Bu şekilde çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi yapı kurulmuş oldu. Yerini yapalım. Niye yerini yapıyoruz? Tam bir yapı kurulmuş oldu. Sonra diyor ki
bizden istediği yapı göründüğü gibi aynı yapıyı burada da görmüş olduk. Çıktısını almış olduk. Sonra bana diyor ki buradaki yapıyı otomatik yazdıralım. Bunu da elle yazma diyor. Biraz daha işi kolaylaştıralım diyor. Bunun için de orada bunlar al dedim. Kenarlık şekli diyelim. Ben bu şekli burada tanımlamak istiyorum. Geldim. En işareti koyalım. Ya da yüzde işareti koyalım. Oradaki gibi olsun. Bu kenarlık şeklini ben buraya yazdırayım diyor. Bunu da nasıl yaparsın diyor bana. Şöyle çalıştırdım da hatta direkt bir hatayı alalım. Pardon. Şuraya yazmamız lazım. Her yeri unuttuk. Burada neyin hatasını almış? Tabii. Şuraya direkt kenarlık şeklini atamış. Başka bir adamı tavuk oluyordum. Diyor ki kenarlık şekli ne? Sen burada öyle bir değişken atamadın bu fonksiyonun içinde. Bu kenarlık şekli nereden geliyor? Ben bunu tanımıyorum. Biz burada bunu tanımlamış olsak bile şurada bir fonksiyonu yazdırmaya çalıştığımız için şu parantezin içine o fonksiyonun içinde olan bir değişkeni koymamız gerekir. Yoksa bize buradaki hatayı verir. Diyor ki sen buraya gelip de kenarlık şekli diye bir değişken oluşturuyorum ben. Bu da ne olacak? Bana diyor ki bu parantez içine yazılacak değer. Bana string gelecek demiş oluyorum. Bununla buradaki isimle buradaki isim aynı olmak zorunda değil. Hatta farklılık olsun diye buraya kenarlık yazıyorum. Aynı şekilde onu da gelip buraya atadığım zaman ben demiş olurum ki bu uygulamayı çalıştır. Bunu tanımla. Ondan sonra bu fonksiyona geç. Ben bunun içine neyi yazdırdım? Yüzde işareti. Yani burası artık bu yüzde işareti olmuş oldu. Basitçe düşünmek gerekir. Ardından bu fonksiyona giriş yaptığım için buradaki yüzde işaretini aldım. Buradaki isimle buradaki isim aynı olmak zorunda ama. Çünkü artık bu fonksiyonun içindeyiz. Buraya gelen yüzde işaretini buraya koy ve artık bunu 19 kere tekrarla demiş oluyorum. Bakalım bir sıkıntı hata alacak mıyız? Gördüğünüz gibi almadık. Basitçe yapımız bu. Bir daha tekrar edelim. Buradaki yüzde işaretini buraya koymuş oldum ben otomatik olarak. Oradan buraya gönderdim. Çünkü zaten kenarlık çizgi gördüğünüz gibi aynı şey. Buradaki kenarlığı da buraya çağırıp bunu tekrar etmiş oldum artık. Burada bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Birkaç tane soru gelmiş. İki tane daha doğru. Bir tanesi Kotlin için önerebileceğiniz kaynaklar var mı? Varsa nelerdir? Dilara Aydemir sormuş. İstersen tabii ki. Öncelikle Kotlin için tabii ki de öncelikle kaynağım şu an burası. Çünkü ben de yeni öğrendim ama bu kaynak üzerinden ilerliyorum. Son aşamalarındayım artık. Burayı bitirdiğiniz takdirde üzerine başka bir eğitime gerek var mı derseniz belki Coursera'dan sertifikalı eğitimler olabilir. Onun dışında Android Elements diye bir site keşfettim daha bugün. Yeni herhalde. Yasin linkini atabilirsin onun da. Oradan da tasarımı da hoşuma gitti açıkçası. Biraz daha eğlenceli. Bizden element tasarımında. Oradan daha eğlenceli de ilerleyebilirsiniz. Onun dışında Udemy eğitimleri de var. Eğitimimiz bittiğinde dilerseniz size de oradan aldığım eğitimi iletebilirim. Onun dışında bu pathway'leri bitirdiğiniz takdirde zaten gördüğünüz gibi basic yapıda. Gerçekten basic yapıda. Bunları uygulayarak gittiğiniz takdirde ve eğitimler bittiğinde tek başınıza basitçe, örneğin hesap makinesi olur. Burada da göreceğiz daha ileriki aşamalarda zar uygulaması olur. Bunları bir ekrandan bakmaksızın kendi kafanızda kurup yazdığınızda hiçbir sorun kalmayacaktır. Ama bilmiyorum Kotlin'e ya da Android'e özel bir durum mu? Kendiniz size özel bir uygulama yazmadığınız sürece bir şeyler burada oturmuyor. Benim gördüğüm. Çünkü ben 6-7 ay Java çalıştım. Ondan sonra kendim uygulama yazmadım. Oradan bildirime güvendim. 2 hafta sonra hiçbir şey yapamıyordum yani adam akıllı.
Ya bu hemen her teknoloji için böyle bu arada ya. Evet doğru diyorsun. Biraz da ben şeye benzetiyorum. Spora benzetiyorum. Sporda böyle iki hafta bırak ölüyorsun. Böyle zaten yapıyorsun 2 dakikada. Nefesin tıkanıyor. O da aynı şekilde. Nankör bir meslek diyelim. Biraz sabır gerekiyor. Onun dışında her şey olur. Bol bol kod yazılımı. Bir diğer soru da var. Yine Ayşe A sormuş. Kotlin ile Flutter'ın arasındaki farkları sormuş. Evet. Güzel aslında. İstersen ben de cevaplayabilirim bunu. Veya sen de cevapla. Ben Fark basitçe cevaplayayım. Flutter alanında çok ayrıntılı bilgim yok. etmiyor. Bildiğim en büyük özelliği cross platform olayı. Sen orada bir kere kodu yazdığında Web'e de çıktı alınabiliyormuş hatta. iOS'a da Android'e de çıktı alabiliyorsun. Kotlin tarafında da bu cross platform olayı gelişiyor şu an. Tam olarak Flutter gibi çalışmadığını biliyorum. Onunla ilgili ayrıntılı bilgiyi de yine Kotlin sitesine, kendi web sitesine atmıştım Yasin, atabilirsen. Tabii. Oradan araştırabilirsiniz cross platform olayında. Yani yine Java gibi native diyebiliriz Kotlin tarafına. Flutter dediğim gibi iki tarafa da hem Android hem iOS tarafına uygulama Flutter çıkarmada başarılı. aslında platform geliştirme için bir tane böyle SDK olarak değerlendirebiliriz aslında. Aynen. İkisi de Google destekli zaten. Kotlin'i de hani bir programlama dili ve en yaygın olarak da aslında Java Virtual Machine, işte Android, hatta web'e de dediğin gibi çıktı alınabiliyor Kotlin'le. Bunlar üzerinde en yaygın olarak kullanılan bir tane programlama dili olarak değerlendirebiliriz Kotlin'i. Aynen öyle. Ya dediğim gibi ikisi de Google destekli zaten. Hani onu evladı deyip onu ittirmiyorlar. Flutter daha eğlenceli geliyor şu an insanlara belki. Son bir yıldır. Zaten son bir yıldır tam olarak oturmuş durumda. Cross platform teknolojileri zaten çok yükselişte bu aralar. React Native, Flutter, ondan sonra Microsoft tarafında Xamarin vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam ve hepsi baya baya artık hani native ile performans konusunda yarışır duruma geliyorlar yavaş yavaş. Özellikle Flutter performans olarak native'e çok yaklaştı. Aynen. Ama ben yine native taraftarıyım. Gerekirse Mac alıp Swift öğreneceğim. O aşamalarda geleceğiz bakalım. Ama şu an ana hedefim Android uzmanlaşmak. Başka bir sorumuz var mı? Başka Ya da anlık. tamam. Şimdi dedik ki buradaki kenarlı otomatik yazdırmak istiyorum ben. Değiştiğimizi atadık, yazdırdık. Buradaki tekrar sayımızı da artık otomatikleştirelim. Artık iyice güçlendirelim algoritmamızı. Buraya geldik. Var dedik. Tekrar sayısı diyelim. Sayısı. Kaç kereydi bizim? 19. Buraya geliyoruz. Bu tekrar sayısını alıp buraya da bir dakika. Önce şuraya gelip yanına tekrar sayısı ve tekrar sayısı yazalım. Birazdan açıklayacağım hepsini. Buraya da farklılık olması açısından tekrar diyorum sadece. Buraya da şu mantıkta geliyor. Aynı, hiçbir fark yok. Sadece string değil, integer kullanıyoruz. Buraya geldim ben. Tekrar değişkenini koydum. Ve bunu integer olarak kullanacağız dedim. Bu veri integer gelecek dedim. Yani sen gelip de şunun yerine kenarlık şekli yazamazsın. Çünkü bu bir string. Hata verecek. Tekrar sayısı yazdığında bu 19'u buraya atıyor. Hem bunu yan yana buraya atıyor. Yine burada da yan yana almış oluyor fonksiyon. Ve kenarlığı buraya tekrar kelimesinde 19'u da buraya koyarak da işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ne yaptı? Yine 19 defa yüzde işaretini koymuş oldu. Az öncekinden hiçbir fark yok. Sadece yazımı daha kolay ve profesyonel. Onur Yılmaz bizim de doğum günümüzü kutlar mısınız demiş. Tabii. Gelelim. Şöyle. Başkan diyelim. Onur Başkan diyoruz buradan da. Hemen ardından bu kısmımız da bitti. Bir eksik hata yok diye düşünüyorum. Şöyle. Geldik pasta çizimine. Az önceki pasta gibi düşünmeyin. Daha doğrusu kek. Pasta değil.
Büyükçe bir çekeceğiz hep beraber. Şöyle yine her şeyi temizliyorum ben. Geldim buraya. Bana diyor ki bir tane yaş diye bir değişken oluştur. Bizim yaşımız kaçtı? 19. Geldik. Bir de diyor ki katmanlar, layers. Katmanlar diye bir değişken oluşturayım ben. Burada 5 diyelim. Altına da yorum satırı olarak ekliyor. Burada da yorum satırını vurguluyor yine. Ne demiş? Çek mumlarını yazdırma tarzı. Ben buraya çekin mumları, mumları diyorum. İçine de yaş değişkenimi atıyorum. Bunları açıklayacağım birazdan. Buraya da çekin üst kısmı diyelim. Hatırlayacağımız şekilde olsun yine. Kekim oldu orası. Pardon. Değiştirmedim. Çekin alt kısmını da buraya eklemiş olalım. Burada da hem yaş hem de katmanlar değişkenimizi kullanacağız. Niye kullanacağız? Oraya birazdan geleceğiz. Öncelikle kısmını yazdırmak için, çizdirmek için daha doğrusu bir fonksiyon oluşturalım. Ne yaptık zaten? Çekin üst kısmını burada yazmıştık. Şöyle alalım. Hata olmaması adına. Geldim buraya. Burada da bir değişken oluşturacağız. Az önce kullandığımız yapıların aynılarını kullanacağız zaten. İçine bir argüman atayacağım yani. Bunlara argüman deniyor. Kusura bakmayın. Aynı isim de koyalım. Artık neyin ne olduğunu biliyoruz zaten. Integer dedim. Argümanımı koydum buraya. Parametremi koydum. Yine az önce kullandığımız yapılar. Artı. Artı 2 dedim. Yani yaşım artı 2 kere tekrar ettim. 21 kere. Böyle üçlü parantezimi koydum. Geldim içine print dedim. Yine yan yana yazdırmak amacıyla print diyoruz. Altına da print falan diyorum. Bir boşluk bıraksın diye. Şöyle kekin üst kısmını da buradan açalım. Yorum satırından çıkardım gördüğünüz gibi. Kekin üst kısmı bize çizilmiş oldu. 21 kere şemdir. Doğukan yorumlar hakkında bir soru sormuş. Tabii. Demiş ki tek satır değil de iki satır. Yani iki satır da demeyelim buna. Birden fazla satır diye genelleyelim hatta bu yorumu. Yorum yapmak istersen nasıl yapabiliriz demiş. Komentleri birden fazla satır mı? Hı-hı, aynen öyle. Multiline comment. Ya burada alt alta gelip de şu şekilde slash slash koyabilirsin. Defalarca. Veya şuraya gelip yıldız koyarsan gördüğün gibi kapatmadığım için ben bunu açtım ya burada comment satırı. Tamam şu an yorum oldu bunu. Geldim ben buraya diyorum ki buraya kadar yorum olsun. Yine yıldız slash diyorum. Bu sefer tam tersi. Gördüğünüz gibi şu aradaki alan tamamen şu an yorum satır. Basitçe. Bu kadar. Şöyle bir yapı da var. Burada bir deneyelim. Burada yokmuş. Java kısmında vardı. Hiç gerek yok o zaman. Bu basitçe yıldız slash. Slash yıldız, yıldız slash ile yapılabiliyor. Diyelim devam edelim. Eşit dillerimizle pastanın üst kısmını, kekin üst kısmını çizmiş olduk. Şimdi mumlarını çizeceğiz pastamızın. Onun için de ayrıca bir yine function atıyoruz. Kekin mumları diyoruz. Buraya da mumlar neydi? Sadece yaşımız kadar. Şöyle integer diyelim. Şuradan da açalım unutmadan. Birazdan çalıştıracağız onu. Burada da mumlar kısmında bizden ne yapmamızı istiyor? Öncelikle diyor ki bir boşluk bırak. Şöyle bir space boşluk bırak. Niye? Çünkü bir pasta olacak. Mumlar birer parmak boşlukta olsun diyor. Tam pasta görünüm için. Hemen altına iniyorum. Repeat diyorum. Kaç kere tekrar edeceğiz? Yaşımız kadar. Parantezimizi açtık. Print diyoruz. Virgül. Bunu pasta kısmında da yapmıştık. Alevlerimiz için. Hemen bir altına inip print elen dediğimiz zaman altında bir sonraki gelecek aşamada
alt satıra in demiş oluyoruz. Ki burada da yine comment olarak bu boşluktur diyor. İniyoruz. Print diyoruz. Yine bir boşluk bırakıyoruz. Ateş alevler için de bu kısmı bunlar için. Yani aynı sırada olmak durumunda. Print yaptık, pardon. Repeat diyorum tekrar. Yine yaşım kadar. Print bu sefer ne yazdır? Mum yazdır. Yaş kadar da mum yazdırıyoruz. Ardına gelip bir daha print elen yaptığımızda şöyle bir testini de yapalım. Açmıştık oradan. Gördüğünüz gibi birer parmak boş bırakmıştık. Alevlerimiz, mumlarımız ve pastamızın üst kısmı hazır. Yani kısmı hazır durumda. Şöyle gelelim, devam edelim. Son olarak çekin alt kısmı kaldı. Şöyle alalım hatta onu da buraya. Hatta yapmak ama. Şöyle fan diyelim. Bizim yaşımız neydi? Integer bir değişken. Katmanlarımız neydi? O da integer bir değişken. Şimdi katmanlarımızı niye yazdık, niye kullanacağız? Onu görelim. Diyor ki pastanın pardon. Şu şekilde bottom kısmını yapacağız. Çizdireceğiz. Aha, bir yanlışlık yaptım sandım. Repeat diyoruz. Yine yaş artı 2 kadar. Şöyle. Burada boşluk bırakmak zorunda değilsiniz. Ben böyle karmaşık gözüktüğü için gözüme biraz psikopatçı bir şey. Böyle son boş bırakıyorum. Yani bir çift yapabilirsiniz. İsterseniz böyle defaları da boşluk bırakabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Yine toplar orada. Print diyorum. Et işareti koydum. Pastanın alt kısmında et işareti de olsun diyor. Görünüm açısından dolu gözüksün. Print elendirdim. Yine boşluk bıraktım. Sonra ne yaptı? Oradan açtık. Gördüğünüz gibi bir satır yine bize et yazdırmış oldu. Ama diyoruz ki biz pasta böyle küçük mü olur? Biraz şunu büyük yap. Orada işin içine katmanlar giriyor. Onu da nasıl kullanacağız? Yine repeat diyoruz. Katmanlar kadar tekrar et diyoruz. Yani bizim katmanlarımız kaçtı? Yukarıda tekrar edelim 5. 5 kere tekrar et. Bunun içine yazılan şey. Onun içine ne yazılsın diyoruz. Elle yazmış olalım. Aşağıdaki şeyin aynısını yazacağız. 5 artı 2. Print diyoruz. Evet. Print elen. Şöyle yaptığımızda önce bir çizdirelim. Print elenle çalıştırmadım. Şimdi gördüğünüz gibi bunu yine yan yana yazdırdı. Ama bunu kaç defa yaptı? Buradan aldığı değişkenle bunu 5 defa yazdırmış oldu. Böylece tam bir pasta görünümü elde etmiş olduk. Burada zaten aynı işlemlerden bahsediyor. Gördüğünüz gibi şeklimiz de aynı. Bir hata yapmışız. Next diyoruz. Yine solution code. Burada kendiniz her şeyi yazdıktan sonra buradan da kontrol edebilirsiniz. Check-in yapabilirsiniz burada. Burada yine neler öğrendik? Daha fazla için tıklayınız gibi seçenekler. Down diyoruz. Ardından da take the quiz diyor. Burada vakit kaybetmek adına şimdi çözmeyelim. Tavsiyem çözmeniz. Yine tekrar söylüyorum. Bu videoyu da izleyin. Çünkü quiz kısmında o videodan da sorular geliyor. Sizin için daha faydalı olur. Diyelim ve ilk petbeğimiz burada bitmiş oldu. İkinci kısma geçiyoruz. Burada Introduction to Android Studio. Burada yine Android Studio hakkında bilgiler kısmı geçmiş olalım. Şöyle yapalım. Şimdi Android Studio ile şimdi Android Studio'nun ne olduğundan bahsedelim. Java ve Kotlin'in yani daha doğrusu Android yazmak için kullandığımız bir IDE gibi düşünebiliriz. Evet, öyle. Ekstra bize katkısı nedir? En büyük katkısı nedir? Emülatör kısmı. Çünkü elinizde bir cihaz yoksa Android geliştiriyorsanız, yani iOS cihazınız varsa halinde testini yapamazsınız. Bunun için size bir emülatör yani bir araç, Android sanal cihaz sağlıyor. Siz buradaki gibi
play tuşuna bastığınızda buradaki her şeyi emülatöre isterseniz orada bir görünüme yazdırıp orada testini yapabiliyorsunuz. Gerçekten cihazınız varmış gibi. Faydasından bahsedelim. Aynı şekilde emülatörlü bir yapı olduğu için harcadığı RAM miktarı da fazla. Çoğu bilgisayarda kalsa da söyleniyor. Ki kurulum aşaması da sıkıntılı. Ben pek sıkıntı yaşamadım herhalde. Ne o bahsettiğim Udemy eğitiminden ilerlediğim için. Oradaki aşamalarla ilerledim. Bir problem yaşamadım. Ama aynı eğitimden ilerleyip de yine sıkıntı yaşayan arkadaşlarım da oldu. Onun için sıkıntılı bir konu bu kurulum aşaması. Burada verilen link sanırım hatalara sebep olabiliyormuş. Tavsiyem direkt Google üzerinden Android Studio yazıp kendi sitesinden Windows için olan sürümünü indirmeniz. Çünkü burada göründüğü gibi macOS üzerinden anlatıyor. Ardından kurulum kısmında bir aşama, sıkıntı yaşamanız durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Discord linkini Yasin arkadaşım atsın chat'e. Rica ediyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Veya başka üniversitelerde olan arkadaşlarımız varsa DSC liderleriyle iletişime geçebilir. Bir çözüm buluruz hep beraber. Sıkıntı yaşayan illaki olacaktır diye tahmin ediyorum. Done diyoruz. Gidelim. Create and run your first Android app diyor. Burada bize söylediği şey Android Studio'nuzu açın. Şöyle hatta beraber yapalım. Çok vakit kaybı olmaz zaten. Öğrenci project diyelim. Gördüğünüz gibi file'dan new'den new project diyorum. Ben de şu an hala bir proje açık olduğu için böyle yapıyorum. Normalde ekranınız bu oluyor. Start a new Android Studio Project olarak geliyor. Sonrasında bu ekran yine sizi karşılıyor. Şöyle bir bitelim. Burada hazır tasarımlar da var. Genelde empty activity ile başlıyor. Boş activity. Buraya gelip de uygulamanızın ismini burada belirtiyorsunuz. Örneğin bir deneme diyelim. Böyle deneme demişiz. Ben genelde birleşik yapıyorum. Burada aşağıda package name'iniz var sizin. Bu package name herkese özel, kişisel oluyor. Sebebi de o tek düzeyli ortadan kaldırmak. Kelimeyi doğru kullanım umarım. Tek düzeyli ortadan kaldırmak. Çünkü şurada çok kısa bir örnek vereyim kafanız karışmayacaksa. Burada normalde bu example diye gelir. Buraya eğitimlerde hep kendi adınızı yazmanız önerilir. Çünkü example yaptığınızda Google Play bunu kabul etmiyor. Size özel bir yapı olması gerekiyor. Herkesten farklı bir yapı olması gerekiyor. Onun için bir package name'iniz var. Size özel diyelim. Burada dosyayı, projeyi kaydetmek istediğiniz ortam. Ben de Android Studio Projects, işte Kotlin Studio, Kotlin deneme diye bir yapıda kaydoluyor. Buradan Java ve Kotlin seçimi var. Şu an Kotlin kullanıyorum. API dediğimiz kısım gördüğünüz gibi API 16'dan 4.1'den 11'e kadar gidiyor. Minimum SDK diyor. SDK dediğimizde Software Development Kit. Yani burada minimum SDK'nin basitçe amacı senin yazacağın uygulama en düşük hangi uygulamada hangi cihazda çalışabilir? Bu. Ben buradan gelip de genelde 23 seçiyorum şu an testler için. 23 seçtiğim zaman benim şu an yazacağım uygulama en düşük Android 6'da çalışabilir demiş oluyorum ben. 6'dan 11'e kadar çalışsın. Bunu daha sonra proje içine de değiştirebiliyorsunuz. Onun için başlangıç 23 seçip finish dediğiniz zaman şöyle şunu da arkaya alayım ben. Şimdi şurası biraz meşakkatli olabiliyor. Çoğu bilgisayarda. Soru var mı Yasin şu an? Bu yüklenirken cevaplayalım varsa. Şu ana kadar bir soru yok. Discord kanalı hakkında sorular gelmiş. Discord'da da sürekli aktifiz arkadaşlar. Her zaman birini bulabilirsiniz. Bulamazsanız bile
metin kanallarına bir mesaj atarsanız illaki birisi döner. Genelde 7-24 çalışıyor diyorum. Aynen. O yüzden sorularınız varsa veya illa soru olmasına gerek yok. Gelip sohbet de edebilirsiniz. Biz orayı aktif tutmaya çalışıyoruz. Herkesi bekleriz. Proje hızlı açıldı. Ben de biraz hızlı açılıyor. Şimdi. Bir soru geldi. Evet. Diyor ki yine aşağı sormuş. Android Studio dışında başka bir IDE'yi kullanabiliyor muyuz? Yoksa bunu kullanmamızı mı tavsiye edersiniz demiş. Ya başka IDE'ler var. Hiç kullanmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü en uyumlu, en basit, en yardımsever bir IDE bu. Ama hatırladığım kadarıyla VS Code'da da yazabiliyoruz. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Umarım hata yapmam. Onun dışında bildiğim bir IDE ya da kullanılan bir IDE yok. Benim bildiğim kadarıyla. Yazı yapabildiğimiz her yerde yazabiliriz. Tabii. Her yerde yazabiliriz. Emülatör kurmak giriyor işin içine. Aynen. Yani ya bunun için işte yeni motionlar falan giriyor işin içine. Aynen öyle. İşte burada olay yazabilir miyimden değil, yazmak için ne kadar uğraşırım aslında. Daha doğru soru olur. Aynen. Yani yoksa Java yani. Aynen öyle. Ya birinci tavsiyem Android Studio'dur. Umarım sisteminizde el veriyordur. Yani sıkıntılı bir yapısı olabiliyor bazen. Buradan gelip AVD Manager'dan bahsedelim. Şöyle zaten. Pardon. Burada benim şu an kullandığım emülatör Pixel 4 API 30 demiş. Buradan gelip Create Virtual Device dediğinizde karşınıza Android telefonlar kullanabileceğiniz emülatörler. Televizyon, Viros, tablet, otomotiv bile var. Test edebileceğiniz çok ortam var burada. O yönden şüpheniz olmasın. Ben şu an Pixel 4'ü kullanıyormuşum dediğim gibi. İçinde Play Store yüklü olarak geliyor. Burada da görüyorsunuz. Ki zaten bir süreçten sonra burada siz kendi telefonunuzu Android Studio'ya bağlayacağınız için çok da butlara ihtiyaç duymayacaksınız. Tahminimce. Next dediğinizde buradan Android sürümlerini, istediğiniz Android sürümü yüklü olan telefonu çağırabilirsiniz. Ben de şu an QVR yüklü. Pi var, Oreo var. Bunları download edip o cihazı yükleyebilirsiniz. R deyip next dediğimizde cihazınızı şöyle yapalım. Deneme kod menü. Özel bir isim koyabiliyoruz. Basitçe. Portrait Landscape diyor. Orientation'ı belirliyor. Yani cihazım otomatik olarak dik mi açılsın, yatay mı açılsın. Bunu seçiyoruz. Finish diyelim. Basitçe yapı bu. Şöyle bir oluşturdu bende. Bir daha sileyim. Kullanmayacağım şey durmasın. Basitçe sanal cihaz kısmımızda bu şekilde diyelim. Şöyle bir aşağı alayım ben. Burada da emülatörden bahsetmiş zaten. O emülatörde de cihaz kurulumu yaparken yine SDK ya da JDK sıkıntılar olabilir. Bunun için temiz bir kurulum videosu ile kurmanızı tavsiye ederim. Bunun için de Discord'da bir kurulum videosu paylaşacağım ben. Bugün ya da yarın içerisinde oradan takip etmenizi tavsiye ederim. Yine bir sıkıntı olduğunda zaten iletişim kurabilirsiniz. Bu kısmı da geçtik. Burada diyor ki telefonunuzu nasıl bağlayabilirsiniz? Ondan bahsediyor. Şu an bunu zaten test etsem de gösteremeyeceğim size. Kısaca anlatmak gerekirse diyelim. Buradan ayarlar kısmından SDK indirmeniz gerekiyor. Yine bunu da kurulum videosunda gösterecek bu arada. Bahsettiğim kurulum videosunda. Burada telefonunuzdan USB debug kısmını açmanız gerekiyor. O da dediğim gibi yine kurulum videosunda anlatılacak. Yine aynı yere geldim. Uzattım şu an. Neyse done diyelim. En sonunda take the quiz dediğiniz zaman yine bu bölümle ilgili quiz'i çözüp bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Diyelim bir saat oldu sanırım değil mi? Yaz. Şu an tam bir saat oldu aynen. Bir 5 dakika ara verelim isterseniz. Bundan sonra da
çok fazla da uzatmayacağım. Son aşamadayız zaten. Çok kısa bir yapımız var burada. Onları da anlatıp son bir 20-30 dakika içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Teşekkürler şimdilik. Bir soru varsa alalım. Ben de bir su alıp geleyim. Şu anlık bir soru yok. Tamam. O zaman ben bir su alıp geleyim. Tamam. Benim ekranımı bir düşürelim. 5 dakika çay molası. Ay. Bu arada chatten sorularınız varsa onları cevaplayabiliriz. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Neredeyse her hafta bir eğitim düzenliyoruz diyebiliriz. Geçen hafta ben de bir eğitim verdim. Frontend web geliştirme ve Firebase'e giriş yaptık. Bu hafta da Caner arkadaşımız Kotlin temellerini Android programlamaya girişi anlatıyor sizlere. Azeri seyirciler yayınımızı takip ediyor. Eğitimin devamı gelecek mi demiş Onur. Devamı gelecek, devamını yapmayı planlıyoruz. Hatta web ekipleri kurmayı da planlıyoruz. Web ekibi, Android ekibi. Burada aslında sizleri de bekleriz. Eğer ilginiz varsa bu konulara veya illaki bilginiz veya tecrübeniz olması gerekmiyor. İlgiliyseniz, merak ediyorsanız, kendinizi bu alanlarda geliştirmek istiyorsanız her türlü yardımcı oluruz. Dediğim gibi sadece front-end'de sınırlı da kalmayacak. Mesela kendi Firebase'e benzer servisimizi bile yazabiliriz eğer istek gelirse. YouTube kanalımıza da eğitim serileri çekmeyi düşünüyoruz. Şu an planlama aşamasındayız onların da. İlerleyen dönemlerde web geliştirme olsun, Android olsun. Zaten bir yaklaşık 3 hafta önce makine öğrenmesi etkinliği yapmıştık. Onun gibi etkinlikler olsun. Çok daha fazla etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Yani 2 dakika gittim, kendi reklamını yapıyorum. Yok, sorulara bravo. Cevap. Bravo. Evet, var mı soru? Şuna bakalım. Yok. Azerbaycan'dan takipçi geldi. Oo, hoş gelmişsin. Teşekkür ediyoruz. Şöyle. Geçiyor. Aa, başlayalım. Ekranın gelmedi şu an paylaştıysan. Paylaşmadım. Bir dakika. Şöyle aldım. Ha, geldi şu an. Aynen. Evet. Bir sorun yoksa devam ediyorum. Şöyle. Üçüncü kısmımıza geçiyoruz. Yine bu aşama ile ilgili bir videomuz var. Yine izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben izledim bu arada. İstemeden geçmedim, merak etmeyin.
Create uygulamada para var mı diye sormuş. Mobile uygulamada para var mı, güzel. Şu an bana yok. Ama tabii ki var. Ben daha yeni olduğum için sektörde biraz daha aşama kaydediyorum şu an. Geliyor yavaş yavaş. Trafik yakalanırsa cidden ciddi meblağlar kazanılabiliyor. Özellikle döviz kurunu da düşünürsek. Aynen öyle. Şu an global bir uygulama yaparsanız ve dediği gibi trafiği yakalarsanız çok güzel işler dönebilir. Ama dediğim gibi sabır gerekiyor. Tabii bunun için bana göre bir ekip gerekiyor. Tek başına zor işler. İyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü onun üzerine bir emek vereceksiniz. Belki tek başınıza da değil, işte ekibiniz varsa 3-4 kişi, 5 kişi, 10 kişi emek vereceksiniz. Ve sonunda bir trafik yakalanabilir, yakalanmayabilir. Bunu da göze almanız gerekiyor. Onu göze alarak bir fikir ortaya sunup koyup üzerine çalışmanız sizin için daha yararlı olur. Ve tabii ki de yine konuşmak ne kadar doğru da para var yani. Aslında her sektörde var yazılım açısından. Sadece doğru yere atış yapmanız gerekiyor. O biraz sorun. O da sizin çalışmanıza, potansiyelinize, veriminize bağlı. Yani, tatmin olunmuştur umarım. Demiyorum. Dedik ki Create Birthday Card App. Burada diyor ki bize Android Studio'nu aç abi. Geldik. Şöyle kısa bir tanıtma yapalım burada. En başta dediğimiz gibi burada fun, yine function, onCreate function. Buradaki main'imizde bu aslında bizim. Biz bunun altına inip yine fun bir sürü function'ları yazıp bunu gelip burada tanıtarak uygulamamızda bunu çalıştır demiş oluyoruz. Ardından şöyle kısaca bir tanıtalım şuraları. Şöyle kapatayım öncesinde. Burası siz proje oluşturduğunuz gibi oluşan bir yapı. AVD Manager'ı anlattım zaten. Burada bizim dosyalarımız var. Burası birçok dosya var. Kafanız karışmasın. Bunu zaten dediğim gibi siz denemeleri yaptıkça neyin ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız ki ileriki aşamalarımızı biz de ele almış olacağız zaten. O yönden bir şüpheniz olmasın. Bizim şu an hali hazırda aktif olan sayfamız main activity nokta kotlin. Kodlarımızı burada yazıyoruz. Gerektiği zaman başka sayfalar da açacağız. Orada da geleceğiz. Şunu kapatalım. Burada bizim layout dosyamız. Yani ben buraya bir şey yazıyorum. Onlar nerede gözüküyor? Az önce bahsettik ya, emülatör var. Orada anında görebiliyoruz. Aktif olarak dedik. Bunları nasıl görebiliriz? Öncelikle senin burada yazdığın, burada değişiklik yapmak istediğin kodu sen buraya yazıyorsun. Onu burada aktif olarak görüyorsun. Ama nasıl diyeyim? Aktif olarak bir şey değiştirmek istiyorsan sürekli olarak, yani görsel bir süreklilik olan bir şey istiyorsan bunun için emülatörü çalıştırıp oradan done diye yazdırdığın her şeyi, çizdirdiğin her şeyi, yaptırdığın bütün aşamaları, fonksiyonları normal Android telefon kullanır gibi burada test ediyoruz. Şimdi bu XML'e geldik. Buranın ne olduğuna zaten bahsettim. Buranın görüntü kısmı diyebiliriz. Design kısmı kodumuzun. Burası zaten bizim dosyalarımız. Burası palet. Palet dediğimiz, şunu siliyorum buradan. Buradan gelip ben buraya bir yazı mı koymak istiyorum, buton mu koymak istiyorum ya da resim mi koymak istiyorum. Seçiyorum. Gidiyorum sürüklüyorum bak. O da basit. Böyle içeride oynatabilirim bunu. Buraya getirdim koydum, indirdim buraya koydum. Bunlar değişecek durumlara göre. Butonu sildim. Şimdilik text view koydum. Çünkü bizden ne istiyor? Şurada diyor ki mutlu yıllar sem yazdır ya da isim yazdır. Kimden bu kart geldi? Bir de onu yazdır. Basitçe bunu istiyor başlangıçta. Ben geldim bir text view koydum. Text view zaten bir adından anlaşılacağı gibi. Text görünüm, yazı görünüm. Bunların hepsi view bu arada. Şunların hepsi birer view. Bunların toplandığı gruba da view grup deniyor. O view'ları burada görebiliyoruz. Component dediğimizde. Önce şuraya bir tane daha text view koyalım. Birazdan zaten ele alacağız orayı. Gördüğünüz gibi iki tane olmuş oldu. Buraya koyduğunuz bütün görünümleri burada liste halinde görebilirsiniz.
Şimdi gelelim bunlarla ilgili attributes'lere. Daha doğrusu ondan önce atladım, pardon. Şurada design artı blueprint dediğimiz bir kısım var. Şu an zaten o görünümdeyiz. Biraz daha büyütebilirim. Tahmin ediyorum. Bu yeterli, tamam. Sadece design dediğinizde sadece design kısmı çıkıyor. Blueprint dediğinizde sadece bu görünüm çıkıyor. Bunun amacı burası artık öyle bir karmaşık duruma geliyor ki işte resim geliyor, üstüne yazı geliyor, üstüne başka bir layout koyabiliyorsunuz. Yani görünüm koyabiliyorsunuz. Üstüne bir daha yazılar koyabiliyorsunuz. Onlar yerine göre kaybolup gelsin isteyebiliyorsunuz. Bu kısımda en üstte duran şeyi görüyorsunuz sadece. Ama tamamen mimari blueprint kısmında görebilirsiniz. Önde arkada ne var? Her şey. Bu Android Studio'yu biraz büyütme şansımız var mı? Yayında tam net olarak görünmüyor da yaklaştırma şansımız. Shift artı vesaire. Şöyle yapabilirim. Menülerin üzerine gelip denesem büyüyor mu ki öyle? Sanırım hiç büyütmedim buraları. Tamam. Ama zaten burada ama şey ayrıntılı bir durum yok burada. Şöyle yapalım. Onun da çaresini bulacağım. Bir tekstimin üzerine geldim. Yine herkesin de görmesi amacıyla hem de anlatacağım yapı. Attributes'ler. Bu text view'a ait görünümler. Özellikler pardon. Buradan gelip de örneğin text'in adını buradan değiştirebiliriz. Orada ne yazacağım. Ben buraya mutlu yıllar Latin dilinde görünce buradaki yazı değişiyor. Şimdi siz de daha rahat görün diye buradan hatta biraz daha büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi bastığımda burası geliyor. Text size yani yazının büyüklüğünü buradan değiştirebiliyoruz. Burada 36'ya kadar yazıyor. İsterseniz 50'de de yazıp daha da büyük yazılar yazdırabilirsiniz. Şey, boş bir yere tıklayıp CTRL Shift A yapmayı dener misin bir? Oldu mu? Yap. Şu an bu çıktı. Oldu. Tamam. Tamam, pardon o zaman. Ya burada benim bildiğim sadece bu alanı büyütebiliyorum. Hani, anladım. Kusura bakmayın. Yo aslında okunuyor da şu biraz daha büyük olsa daha güzel olurdu ama neyse sıkıntı yok ben okuyabiliyorum şu an. Yani diğerleri de okuyordur o zaman diye tahmin ediyorum. Aynen okunuyor. Yayında okunuyor. Yani ayrıntılı şurada ne yazıyor diyen varsa ayrıntılı okuyabilirim tek tek her şeyi. Sorun değil. Mutlu yıllar Yasin yazdırdım text kısmında. Text size'dan büyüttüm yazımı. Ardından buradan şuraya basıp istediğiniz kadro seçebilirsiniz. Şurada siyah bir kutucuk var. İki kere tıklayıp buradan da direkt belirleyebilirsiniz aktif. Şöyle. Bunu şuradan kırmızı yapalım biz. Şöyle. Ondan sonra buradan kalın yapabilirsiniz. Eğik yapabilirsiniz. Buradan büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Birçok özellik var. Sadece bunlarla da kalın. Gördüğünüz gibi bir ton özellik var burada. İstediğiniz çoğu şeyi, gerçekten çoğu şeyi buradan ayarlayabilirsiniz görünüm adına. Burada bahsetmek istediğim şu anlık yazıda bunlar. Şöyle şunu da bir değiştirelim. Çünkü kimden, kart kimden gidiyor diye çizir demişti bize. Caner diyelim. Onu da aynı özelliklere getirelim ki bundan sonra başka bir aşamamız var. Tahmin edip kırmızı yapalım onu da. Bunu kalın yapalım. Şimdi eğer ki ben bunu bu şekilde çalıştırırsam bu yazılar burada sizin böyle koyduğunuz gibi olduğu yerde kalmıyor. Bu yapı constraint layout olduğu için free bir yapı. İstediğin yere götürebiliyorsun. Onda sıkıntı yok. Ama sen buna constraint vermez. Constraint dediğimiz sen bunları bir yere bağlamaz. Basitçe. Örneğin ben bunu alıp buradan şöyle ekranın üst tarafına bağladım. Gördüğünüz gibi bunu da sola bağladım. Ardından direkt yapıştırdı gördüğünüz gibi. Buradan 16'ya 16 dersem ki Pathway'de de böyle söylüyor. Yukarıdan 16 boşluk bırak, soldan 16 boşluk bırakıyoruz. Eğer ki birinci sürükleyerek yapmak istemiyoruz. Üstüne basıp böyle silelim. Geldim. Ben bu burada dursun diyorum. Direkt buradan artı da diyebilirim. Yine attribute kısmında.
olduğu yerde kalıyor. Mesafeleri otomatik ölçüp ona göre sabitliyor olduğu yer. Aslında yapı oldukça basit. Bunu niye kullanmamız gerekiyor derseniz, dediğim gibi bu şekilde çalıştırırsanız o konumunu bilmediği için otomatikman her şeyi sol üstte atıyor. İsterseniz bir onu testini yapalım. Zaten birazdan yine çalıştırma zorunda kalacağız. Şöyle emülatörümüzü açalım. Birkaç soru var. Emülatör açılırken cevaplayalım. Evet. Android geliştirmenin iOS'la benzediği noktalar var mı demiş Abdülkadir Kurt. Teşekkür ederim. Öncelikle bir benzerliği var mı? Zaten yayının başında da söyledim. Hiç ilgilenmedim. Gerçekten hiç ilgilenmedim. Onun için de bir ekipmanım da yok açıkçası. İlgilenmek istiyorum ama ekipman ihtiyacı var. Bu da dolar kurumundan dolayı biraz zor şu an. Ya zaten Apple'a uygulama, yani iOS uygulaması geliştirmek için ya böyle bayağı dolambaçlı yollardan gitmek gerekiyor ya da bir tane MacBook kullanmak gerekiyor. Peki yasal olmuyor da. Aynen öyle. Zaten iOS'ta lisans vermiyor, desteklemiyor öyle şeyleri. Onun dışında sonra... Swift'ı bildiğim yani yalan olmasın bir bilgi yok. Yasin, eğer bir bilgin varsa aktarabilirsen sevinirim. Ya Swift ve Objective-C kullanılıyor iOS uygulaması geliştirirken en çok, ama mesela Google nasıl Kotlin'i destekliyorsa Apple'da Swift'i destekliyor son dönemlerde. En popüler olarak Swift kullanılıyor. Bir soru daha var Beyza'dan. Demiş ki, yazılıma yeni başlayanlara verebileceğim bir tavsiye var mı Caner? Şimdi bunu Discord'da da bir arkadaş sormuştu. Ayrıntılı bir cevap vermiştim basitçe, şimdi cevap vereyim. Benimle iletişime geçebilir sonra ya da herhangi bir arkadaşımızın. Direkt yazılım olarak kullanmamak gerekiyor bu yapıyı. Daha çok hangi, yani sen ne yapmayı seviyorsun ya da ne yapmak istiyorsun, buna karar vermelisin. Çünkü direkt o dostuma sen ben neyle başlayayım dersen, ben sana şimdi Kotlin derim. Ama sen Android'i sevmiyor olursun sonrasında. Baktın ki sıkıcı geliyor sana. Sen aslında telefon uygulaması geliştirmek istemiyorsun. Ben söyledim diye başladın. Beni bilgili gördün. Ama hata yaptın. Onun için önce benim tavsiyem, ne yapmak istediğine karar ver. Bu masaüstü uygulama olabilir. Android uygulama geliştirme olabilir. Veya yapay zeka olabilir. Web olabilir. Webci de var aramızda. Önce buna karar ver. Ondan sonra bununla ilgilenmiş olan, işte örneğin ben Android geliştiricisi olarak görüyorum kendimi şu an, çalışıyorum üzerinde. Android hakkında karar verdin diyelim. O zaman bana, ya da web hakkında karar verdin diyelim. Örneğin Yasin'le iletişim kur gibi gibi. Önce en basit. Ne ile başlamak istiyorsun? Sen ne yapmayı seviyorsun? Çünkü yayının başında da konuştuk. Sabır işi. Ve sen sıkılırsan bir süreden sonra, sen burada benden eğitimi aldın bir ay. Ondan sonra sevmediğinin farkına vardım. Ve bir ayın çöpe gitti. Ya bunu, bu olsun istemem açıkçası. Çünkü ben de bunu yaptım. PHP ile başladım. C# geçtim. Daldan dal attım yani. Bitirdim bilersen adam akıllı. Bir şey de yapmadım. En sonunda işte Android'de kendimi buldum dedim. Ya bunu ben işte bir alan seçmeyip direkt Bodoslama girdiğim için birisinin bana söylemesiydi. Bizzat yaşamış birisi olarak söylüyorum. Tavsiyem bu şekilde. Yasin'de bir öneride bulunmak ister adam. Ya zaten bizim mesela en başta önerebileceğim şey, tecrübesi olanlarla konuşmak. Hangi alana ilgi duyuyorsanız, eğer varsa bir tanıdığınız, o tanıdıkla konuşabilirsiniz veya bizle konuşabilirsiniz. Bizim şu an kulübümüzde popüler teknolojilerin neredeyse her birinde uzmanlaşmış, daha doğrusu o alanda çalışma gerçekleştirmiş diyeyim, arkadaşlar var. Web var, mobil uygulama var. Aklınıza gelen hemen her şeyde iyi olan arkadaşlar var. Discord kanalımıza gelip bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ondan sonra eğer çevrenizde daha samimi, daha yakın birisi varsa onun fikirlerini alabilirsiniz. Önce neye başlamak istediğinizi tam olarak öğrenin, ondan sonra başlayın diye tavsiye veririm ben. Katılıyorum. Teşekkürler. Geçiş yapıyorum. Başka bir sorumuz yoksa eğer.
Var, devam edelim. En son cevaplarız o sorularda kalanları. Tamam, sorun değil. Az önce bahsettiğim gibi biz buna bir yapı, bir nerede duracağını bilmesini söylemediğimiz için kısaca basitçe komikçe diye sol en üstte aldı her şeyi otomatikman. Karmaşık bir yapı oldu. Bunu istemiyoruz biz. Onun için ben diyorum ki şöyle yapalım. Buradan 16 verelim. Buradan da 16 verelim. Sen burada kal. Seni garantiye aldım. Aşağıya da yapalım. Bunları da 16-16 diyelim. Bizden istediği gibi ilerleyelim. Şimdi tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ben burada nereye koyduysam o da kendini oraya sabitledi. Basitçe anlatmak gerekirse burada işlemler böyle. Şurada ünlem olabiliyor hatalar. Bunları da şu şekilde gelip fixlerseniz bunları şu an neden hata verdiğini anlatmanın yeri değil. Bu şekilde fixleri çözebiliyorsunuz. İleride o yapıların da ne anlama geldiğini konuşacağız. Gördüğünüz gibi bir hata almıyoruz şu an. Bunları şuradan ID'lerini, yani şuna özel bir ID, burada kullanmak adına kullanılan bir ID. Bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin mutlu yıllar mesaj yazdım. Sallıyorum şu an. Ben böyle hatırlamak istedim. Mutlu yıllar mesaj yazıp bunu bu şekilde şöyle alt-play isteyelim. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gerekebiliyor. Burada Türkçe karakter kullanmamamız gerekebiliyor. Yani kod kısmındaki gibi değişken ataması gibi düşünmeyin. Yine garanti almak adına siz Türkçe karakter kullanın kısaca. Bunu tanımlayacağız. Kod kısmından bu yazıyı değiştireceğiz. İşlemlerimiz olacak. Onlar ileriki aşamalarda. Basit çok kısmında geçmiş olduk. Şöyle next diyoruz. Bu aşamaların hepsini anlattım. Burada benim anlattığım her şey yine var. Gülceren buna gelmiş. Bu da kulübümüzün Android mentorlarından arkadaşlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ona da Android sorularımızı sorabilirsiniz. Şimdi geldik. Edimage diyor Android app. Hepinize bir resim ekledim. Bir soru mu vardı? Bir şey söyleyecektim sen. Bir tane soru var, aynen. Yasemin Polat sormuş. Yaptığımız uygulamayı Google Play'e koymak kolay mı diye sormuş. Google Play'e koymak yani kolay ama öncesindeki aşamaları yaptıktan sonra kolay. Aslında zor. Öncelikle bu iOS kısmında da var. Android kısmında da var. Bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Android kısmında bu 180 lira. Yani cüzi bir rakam. iOS kısmında yanlış hatırlamıyorsam 99-90-100 euro. Euro diyorum, dolar. 100 dolar tabii. Öyle dolar, bir de yıllık herhalde orası. Orası biraz daha şey ve oranın app yüklemesi gerçekten zor diye biliyorum. Bir aylık bir aşaması var, bekliyorsunuz onaylanması için. Android kısmında yine nispeten daha kolay. 180 lira dediğim gibi orada bir marketin içinde siz dükkan açıyorsunuz aslında. Onun kirasını veriyorsunuz. Aynen. Oraya app yüklerken bir sıkıntı biz daha yaşamadık ekibimle. Önde bir ekibim var bu arada. Oradaki bekleme süreci 2-3 gün. Değişiyor yine. 3 gün oluyor, 1 hafta oluyor. Bu pandemi zamanı 2-3 ay öncesine bakarsak daha uzun sürmüştü. Yine 4-5 gün uzundan kalsın. Yine daha basit. Tabii bunun da eğitimle nasıl yapıldığı yine öğretiliyor. Burada ayrıntılı tabii ki o kadar vaktim yok. Ama hani gözünüzde büyüteceğiniz bir durum değil bence. iOS'a göre hiç değil hatta. Çözülmeyecek bir şey değil. Yani söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Korkulmaya gerek yok diyelim, geçelim. Şimdi geldik. Buraya bir resim ekleme. Şimdi şurada öncelikle resmimizi, gerçi ben indirdim resmi de. Resmin kodunu ben mi bulamıyorum burada?
o resmi size indirtiyor en başta. Şurada. Click here dediğiniz zaman setup yoruldu. Burada resim var zaten. Şuradan download dediğiniz zaman resim tam ekran çıkıyor. Sağ tıklayıp farklı kaydettiğim masaüstüne kaydedebilirsiniz. Ben de zaten aktif olduğu için ben indirmiştim daha öncesinde. İptal diyorum o yüzden. Göstermek için size şey yaptım. Şimdi gelelim o kısma. Yine stüdyomuzu açalım. Şuradan. Resim yükleyeceğimiz kısmı açabilmeniz için View deyip Tool Windows'tan Resource Manager'a giriyorsunuz. Bizim resimlerimizin ya da ikonlarımızın olduğu, ikonlarımızın olduğu alan. Depomuz diyelim hatta. Bunu bu şekilde View'den değil, direkt buradan da açabilirsiniz. Hatta şu proje kısmını da açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde resim kısmı da bu şekilde kapatıp açılabiliyor. Aynı şekilde burayı da göstereyim. Palette, Attributes. Bakın hepsi böyle kenarda bekliyor zaten sizin. Bu şekilde kapatıp açabilirsiniz. Buraya gelip artı Import Draw basıldığınız zaman Android Party buradan ekleyebiliyoruz. Dosyamızın adı hazır zaten. Import diyorum. Importumuzu yaptık. Resmimiz buraya geldi. Artık burayı kapatabilirim. Yine dediğim gibi sürükle bırak mantığıyla Image View diyorum buraya. Çağırdım. Buradan sana diyor ki ben bu kutuyu getirdim buraya. İçine resim koyacak. Ne koyayım? Android Party seçiyorum. OK diyorum. Fakat bu şekilde geldi. Niye bu şekilde geldi? Böyle silelim. Yani niye bu şekilde geldi? Olabilir mi o? Kontrol ediyor da resim yok ki kontrol ediyor. Önce set. Yani böyle olmaması lazım normalde şu an. Şuradan. Tamam. Dokümandan bakalım. Şurada bir kontrol edeyim yerine şey Android Party.png. Bir daha yazalım. Bazen algılayamayabilirim. Resim gelmemiş şu an görsel. Şu an şeyden görmüyor. Draw'dan okumuyor. İdeyi yeniden başlatmamız mı gerekecek? Hayır. Bu tarz şeylerdi. Bunu da kısaca bahsedeyim. Burada da on create'i bile görmediği zamanlar olur ya bazen. Bu sizlik bir sıkıntı değil. File'dan invalidate catches and restart dediğiniz zaman yeniden başlatırsınız. Şunu da kapatalım. Tabi sıfırdan başlasın. Bazı şeyleri okuyamayabiliyor bazen. Elin bir sorunuz var mı? Bakayım. Yok, bir sorumuz yok şu an. Android öğrenci dostu demiş Abdülkadir Kurt. Aynen. Çok doğru. Şu an tekrardan indeksliyor her şeyi. Gerçekten hani bir saat önce denedim, bir şey olmadı. Yayın aksaklığı. Aynen. Şöyle gelelim bir daha. Kontrolümüzü yapalım. Android Party burada. Mecburi koydum. Şimdi geldi. Ya ben de bir at almaz zaten buna eminim. Android Studio'nun azizliğine uğradık. Öğrenci dostu, o da atan. Resmi geldik, bu şekilde koyduk. Fakat resmin pikselinden dolayı biz de direkt ortaladı resmi. Üstü ve altı beyaz gördüğünüz gibi. Bunu engellemek adına şuradan yine bakın. Buna bastığımızda, şu yazıya bastığımızda yazının attribütleri geliyor. Resme bastığımızda resmin özelliklerini görüyoruz. Resmi yine ben buradan constraint'lerini ayarladım. Direkt şuradan yaptım daha basit benim için. Artı 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 yaptım ve sıfırladım. Çünkü tam ekran olmasını istiyorum.
Ardından iniyorum. Scale tab diye bir bizim attribute'umuz var. Özelliğimiz var diyelim. Buraya gelip center crop derseniz onu Illustrator, Photoshop kullananlar bilir. Shift'e basıp genişletince fotoğrafı aynı oranı koruyarak genişletiyor ve ortalıyor. Ve gördüğünüz gibi görüntüsel açıdan bir sıkıntı yok şu an. Center crop bu işe yarıyor. Ama bir sıkıntı var, yazılar gözükmüyor. Bakın az önce dediğim şeyi burada şu an kanıtlıyoruz. Yazı burada var. Mimari kısmında. Mimari kısmında. Görünümde yok. Niye yok? Z index. Çünkü... Efendim? Z index. Aynen. Doğru. Aynen. biraz geç düştüceğim. yine şuradan image view ile ilgili bir sıkıntı var diyor. Onları fixliyoruz. Onları yine daha sonra işleyeceğiz zaten. Onları burada düzeltmesine de çalışacak. Orada kırmızı bir şey olmadığı sürece bir sıkıntı yaratmaz. Burada niye gözükmüyor? Yine Illustrator, Photoshop'a dönüyoruz. Katman mevzusu var burada. Diyeceksiniz ki katman mevzusu varsa image view en aşağıda, niye en arkada değil? Burada işlem tam tersi. Image view'u en arkaya atıyorum. Yazılar önde bu sefer çıkıyor. Burada aşağıda olan önde çıkıyor yani. Onunla zamanla alışıyorsunuz zaten. Çünkü karmaşık yapılar çıkınca buraları düzenlemeniz gerekebiliyor. Şunu da bir çalıştırırsak. Son olarak ne bilgisayarımın hızına güvenerek kapattığım işi yaşıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki aynı şekli burada iletmiş oldum. Yasin, sana özelden atarım bunu. Tamam. Sonra. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Şunları bir aşağı alalım. Image view'u ekledik. Center crop'larımızı yaptık. Aynı şeyleri burada da anlatıyor dediğim gibi. Burada resource kısımlarını anlatıyor. Bence şu an bir mantığı yok. Onlara da girişmenin. Solution kodu burada görüyoruz. Zaten burada bir kod yazmadık. Sadece bir görünüm elde ettik. Bunu buradan Solution kodundan GitHub'tan indirip aynı benim yaptığım gibi hazır halini oradan çekebilirsiniz. Bu her pathway için geçerli. Sadece bunun için değil. Bilginiz olsun. Ama tavsiyem yine elde yazmanız. Yazmadan öğrenilmiyor. Buradan da done dediğimizde en sonunda da yine quiz'i de mutlaka çözün. Diyerekten üçüncü pathway'i de bitirerek normalde buna da giriş yapmayı planlıyordum. Ama biraz geç kaldık. Sohbet güzel oldu biraz. Bir sonraki aşamada diyelim ki zaten bu pathway'i bitirmeyecektim. Girişi yapacaktım sadece zar uygulamasını. Onu da artık bir sonraki dersimizde diyelim. Sınavlardan sonraki hafta yapmayı planlıyoruz. Muhtemel takvime bakarsak bir 15 günü bulacak bu. En azından. Sınavların 23 Kasım haftası. Aynen. Yani Aralık başı gibi diyebiliriz herhalde. Evet, çok doğru. O haftada bu kalan 3 pathway'i birlikte bitirip daha sonrasında yine sonraki aşamaları da var. Bu sadece giriş kısmı. Sonraki aşamalarda beraber oluruz umarım. Ki başkanımız da söyledi, Yasin de söyledi. Hani tekrar bir takım oluşturmayı da planlıyoruz. Bunun için Discord'a giriş yapmanızı öneririm. Oradan bir ankette yollayacağız. Takım oluşturmak adına bir WhatsApp grubu kuracağız. Dediğim gibi benden az bilen olur. Benle eşdeğer olur. Benden çok bilen olur. Hiç önemli. Hep beraber bir şeyler yapmayı istiyoruz. Diyelim benden bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şöyle ekranımı bir alayım ben. Kendim ekrana koyayım. Soru varsa için. Yayını şimdi kapatacağız. Onur Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı demiş. Teşekkürler başkanım. Teşekkürler. Liderim. Diğer yayınları da bekleriz. Evet, diğer aşamalarda da yanımızda olursunuz umarım. Dinlediğiniz için sağ olun. Zaten Aralık ayında ben Aralık'ın ortası gibi bir şehir dışına gitmem gerekiyor. Aralık'ın sonu gibi. Aralığın başında Android, ortasında da Android olur büyük ihtimal. Aralığın sonunda da ben döndüğüm zaman
tekrar yayınlara devam etmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi her iki hem Android hem web içinde takım kurmayı planlıyoruz. Eğer ilgili arkadaşlar varsa burada teknik bilgi şartı aramıyoruz. İlgili olmanız, bu konuda araştırma yapmak istiyor olmanız, kendinizi geliştirmek istiyor olmanız yeterli. Biz size bildiklerimizi elimizden geldiğince aktarmaya çalışırız. Her konuda gerek Android olsun, gerek web olsun veya illaki teknik bir konu olması gerekmiyor. Gelip sohbet etmeye, oyun oynamaya da Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Gartic de oynuyoruz. Aynen, Gartic'i falan oynuyoruz biz. Among Us oynuyoruz. Öyle de bekliyoruz. Flutter, Python eğitimlerimiz de oluyor ileriki zamanlarda. Onu da şimdiden söyleyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür eden herkese teşekkür ederim. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız için teşekkürler. Bir soru var. Play Store'da para işleri nasıl oluyor hocam? Ağzında sağ ol. Teşekkür ederim. Para işleri nasıl oluyor? Ne kadar kazanıyor gibi bir soru mu? Ya da şey de olabilir. Nasıl para kazanabiliyoruz gibisinden sormak istemiş. Ya o şey değişir. Hani sen uygulamanı ücretli yaparsın. Satın alım başına para kazanırsın. Bu iOS tarafı için de geçerli. Aslında bu biraz işletmeye kayıyor. İş modeline göre değişiyor bu aslında. Yani uygulamanın yapısına göre değişiyor aslında. Sen uygulamanın içine reklam koymaman gerekir. Hani bannerlar var ya. Ya da initial tam ekran reklamlar. Onu koymaman gerekir. Çirkin durabilir. Her uygulamada çünkü oturmuyor onlar. Uygulamanı ücretli satabilirsin. Ya da tamamen ücretsiz satabilirsin. İlla para karşılığı olmuyor. Dediğim gibi uygulamasına göre değişiyor. Sana göre değişiyor. Ekibine göre değişiyor. İçine yerleştirdiğin reklamlar üzerinden de ekstra gelirin oluyor. İndirme sayısıyla bir ilgisi yok gelirin. Onu söyleyeyim. Yani 20 milyon yanlışlardan. İnsanlar şey söylüyor. 1 milyon indirilmiş tamam bu milyoner. Böyle bir şey yok. Evet. Oradan bir kuruş kazanmıyor benim bildiğim kadarıyla. Bu şey YouTube'daki abone olma muhabbetiyle aynı. Aynen. Yani o 1 milyon kişi indirir ama uygulamayı 5 kişi kullanır sen para kazanamazsın. 10 bin kişi indirir. O 10 bin kişi uygulamaya her gün girer. O zaman işte dolarlar senin olur. Kısaca. Özetlemek gerekirse güzel muhabbetle doldu. Teşekkür ediyoruz herkese. Katılan herkese teşekkürler. Caner ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol moderatörlüğün için. Rica İyi akşamlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.